Mert Bey, size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar sizinle zaten birlikte olacağız. Harika. Çok teşekkürler. Çağlı'cığım. Efendim. Yaptığın dans neydi? Salsa. Salsa. Bize biliyorsunuz küçük notlar geliyor. Senin de bir dans geçmişin var. Evet. Neden salsa'yı seçtin? Salsa kursuna gitmiştim 3 ay böyle 12 yaşımda. O yüzden daha rahat yapabilmek için bunu seçtim. Gayet rahat bir şekilde Mert hocamızla çok güzel bir performans yaptın. Teşekkür ederim. Keyifli bir şekilde izledim gerçekten. Performansının yanı sıra kızlar geçen hafta Çağla'yı küçümsüyordunuz. Hatırlıyor musunuz? Ben hiç küçümsemedim. Önemsemiyordunuz diyeyim o zaman. Nasıl yani? Ben yanlış mı biliyorum? Ben hiç yapmadım hocam. Ben geldiğinden beri destekliyorum Çağla'yı. Genel olarak sordum zaten. Onları bilemem. Çünkü ne anlamadım ben de. Bugün kolyeye en yakın olan yarışmacı Çağla. Esra, hatırlatırım. Efendim? Ne demiştin? Bizim hiç sevmediğimiz bir kelimeyi kullandın. Silik. Evet. Yani şöyle, Çağla'yla tartışmıştık ve konuşmuyorduk. Buna istinaden söylediğim bir şeydi. Şu an Çağla'yla gerçekten iyi anlaşıyorum ve evet, kolyeyi de alırsa çünkü sonuna kadar hak ediyor ve almasını da çok isterim. Esra yaptı şovunu. Neden şov yapsın? Bravo. Niye öyle şov düşündün? Şov yapmıyorum, dışarıda Aleyna da böyleyim. Neden öyle düşündün? Yani samimi fikri olamaz mı? Tabii ki olabilir. Niye ama her şeyi kötüye yorumluyorsunuz? Esra şov yapmaz çocuklar. Esra direkt bir kız tanıdığım kadarıyla. Teşekkür ederim Uğurkan Hakikaten Bey. Hakikaten öyle, yok. Bunu laf olsun diye söylediğini hocam, düşünmüyorum. Hocam bence siz dünden etkilenmiş olabilir misiniz? Nasıl? Çünkü Esra gayet şov yapan biri. Dün mü? Yoo. Ne şovuydu ki dün? Dün dans ettik ya Uğurkan Bey. Dünden etkilenmiş olabilir misiniz dedi. Yo, ben hepinizden aslında etkileniyorum. Yok, çünkü biz hepinizi Esra'yı çok seviyorum. Çok özür dileyerek yeni geldiğin için söylemek istiyorum. Senden daha iyi tanıyoruz. Hocam ben bayağı vakit geçirdim kendisiyle. Ben İlk başta sorduğumda sadece birbirimizi tanıyoruz. Arkadaş değiliz demiştiniz. Hocam uzun biz yani biz çok uzun olmasa da bir arkadaşlığımız oldu. Ben kendisini gayet iyi tanıyorum. Buradaki yani siz 2 haftadır burada, ben kendisiyle daha fazla vakit geçirdim. Daha onu iyi şimdi tanıdığımı düşünüyorum. Şimdi öğreniyorum. Sadece bizim gözlemlerimiz, daha doğrusu benim gözlemlerim, Esra şu an samimi fikrini söylüyor ve çok doğal olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ilk silik dediğin lafı şu an kabul ediyor musun? Evet, öyle bir kelime kullanmıştım. Kendini kötü hissediyor musun? Evet, keşke kullanmasaydım. Çağla teşekkür çok ederim. Tatlı ve çok samimi. Gerçekten burada en samimi diyebileceğim bir karakter. Ay, dengeler dışarıda değişiyor. Da içeride de herkese aynı davranıyor. Yani ben de öyleyim. Gerçekten konuşmadığım kimseyle dışarıda konuşmuyorum. Buradaki şov gör Zeynep bu arada sen oluyorsun. Zeynep başını sallıyor, onaylıyor. Onun dışında yani Çağla kolyeye yakın olduğunu da biliyorum ve almasını çok isterim. Çok da mutlu olurum. Ben de bunu çok samimi bulmuyorum. Özür dilerim Serdar Bey. Nasıl? Ben de bunu samimi bulmuyorum. Neden samimi bulmuyorsun? Yani burada özür bile dilemedin. Almasını çok isterim gibi cümleler bana gerçekten çok yapmacık geliyor. Evet. Ama neden kendisinin sen belki kolyeyi almak alamayacağını biliyor. Hoş geldin Nihan. Benden, hoş geldin. Benden daha yüksek puan ortalamasının olduğunu bildiğim için bu cümleyi kullandım. Fark etmez. Neden? Ona göre oynasaydın. Kolyeye senden keşke daha yakın sen ya da Hülya. Aleyna'cığım. Sen burada kimin almasını istersin? Çağla'nın, Zeynep'in, benim mi ya da Hülya, Tina'nın mı? Ben buna yorum yapmam. Ben burada kolyeyi kendim almak için yorum yapmam. Çünkü şu anki yorumun buna çıkıyor. Yani senin de daha haftalardır yeni galiba aklın başına geldi. Yarıştığın aklına gelmiş ne en azından. Ne alakası var? Ben çok zaten dün burada podyumda 2 haftalık sürecimin neyden kaynaklandığını dile getirdim. Neyden kaynaklandığını. Sen tabii daha öncesinde beni görmediğin için, daha yeni olduğun için hemen hemen görmedin Esra'cığım. Arkadaşım bile ikinci kadın olduğunu kabul etmiş. Bence daha fazla yorum yapma Aleyna. Sen bir yorum yapma çünkü gerekli açıklamayı ben dün yaptım. Artık sana söz düşmüyor Hiç Esra bu konu hakkında. Demek ki düşüyor. Düşmüyor şu an. Kalırsan burada ben şu an düşmüyor Esra. Hoş geldin Nihan tekrar. Neyse, günün sonunda zaten kolyeyi kimin alacağı belli olacak. Çağla'cığım ben seni çok beğendim. Kıyafetin de çok şık. Konseptlerde ayrıca emek gösterdiğin için, ciddi çaban için
seni alkışlamak istiyorum. Hep beraber alkışlayabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Sen iki kombin yaptın galiba bugün. Ben iki elbise aldım. İkisini de tadilat yaptırdım. Konseptimi söyleyeyim isterseniz. Hı hı. Erkek arkadaşımla Bebek'te otelde dans gecesine gidiyorum ve orada performans yapacağız. Hı hı. İlkini kostümcüden aldım. Çok içime sinmedi. Püskül eklettim. Ama bunu görünce bu abiyeydi uzun. Tam dedim hani ona göre. Bu eldivenlerde de ilk elbisemi birleştirdim böyle. Diğeri ne renkti? Bordo siyah püsküllüydü o. Biraz önceki tavrın, duruşun, dansın gayet güzel görünüyordu. Şuradaki detaylar alnına eklediğin güzel görünüyordun. Kolay bir dans seçmişsin aslında. Çünkü ben bugün bu dansı bütün kızlara versem hepsinin de yapabileceği bir dans. Ha diyeceksin ki ben bu başarılı yaptım mı? Yaptın. Ama ben de onu söylemek istiyorum. En kolay Latin Amerika danslarından birini seçmişsin. Neden? Doğaçlamadır, serbest stildir. Ama yaptın, kıyafetin tamam, ayakkabıların tamam. Hatta bunu yaparken mayo giyerler, mayolardan püsküller, evet, şuraya kadar eldivenler falan filan. Erkekte zordur. Kadının daha kolaydır bu dansı yapması. Gülşah'ım. Çok güzeldin, aferin Çağla. Teşekkür ederim. Evet, puanlamada görüşürüz. Tamam. Tamamdır, öyleyse senin puanlarını not ettik. Seni yerine alıyoruz ve Esra... O yelpazeyi niye almadın eline? O yelpaze çok büyüktü ve çok tüy döküyordu Gülşah Hanım. Sadece girişte kullanmak istedim. Çağlıcığım versene onu bana. Evet Yasemin'ciğim sen lütfen devam et.